Arkadaşlar, herkes kanalıma Kemalcan Polat TV'ye hoş geldi. Şu anda Almanya Heilbronn Zentrum'da, merkezdeyiz. Ülkemizde depremde zarar gören bölgelere yardım amacıyla düzenlenen kermeste, arkamızda gördüğünüz gibi kermes düzenleniyor. Gönüllüler, ablalarımız, abilerimiz, yanımızda da abimiz var. Herkes elinden geleni yapıyor değişik şekillerde. Atıyorum dernek kuruluşlarda, camilerde, oralarda maddi olarak havale sistemiyle para yardımı toplanıyor. Değişik bölgelerde, lojistiklerde firmalar tarafından getirilen eşyalar toparlanıyor. Onlar da o şekilde ülkemize Türk Hava Yolları ile gönderiliyor. Burada da yeme içme, bir araya gelme, bir kaynaşma, dertlerimizi anlatma, taziyeleri kabul etme. Sadece Türkler değil, yabancılar, Almanlar da farklı ülkelere ait insanlar. Hepimiz sonuçta insanız. Herkes gelip bize üzüntüsünü bildiriyor. Şimdi yanımızda abimiz var. Bu kermesin başında, organizasyonu içinde olan. Kendisini tanısın. Depremle ilgili, ülkemizle ilgili, organizasyonla ilgili görüşlerini bilirsin. Buyurun abi. Evet, benim ismim Mehmet Gündüz. Ben UID Heilbronn Şube Başkanlığı'nı yapıyorum. Değerli kardeşlerim, malum biliyorsunuz memleketimizde 100 yılın felaketi denilen bir felaketle karşı karşıya geldik. Ve dolayısıyla bizler de Avrupa'da yaşayan Türkler olarak Türkiye'deki kardeşlerimizi elbette ki yalnız bırakamazdık. Bu vesileyle depremin ilk gününden itibaren burada çalışmalarımızı başlattık. Evet. Bugüne kadar hala daha da devam ediyor. Gerek giysi, gerekse de diğer ihtiyaçları karşılayacak şekilde malzemeler buradan, gerek uçaklarla kargo, gerekse de A'dan Z'ye dediğin gibi, gerekse de tırlarla buradan bir sürü malzemeler gönderdik. Evet. Bundan sonra artık ana vatanımızın nakit paraya ihtiyacının olduğunu hissettik ve biz de Allah'a hamdolsun Heilbronn'da bütün dernekler bir araya gelerek, dernekler birliğiyle birlikte böyle bir güzel bir organize yapalım dedik. Evet. Heilbronn Belediye'mize de buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Heilbronn Belediye'miz de burada şehrin tam göbeğinde, kilisenin tam dibinde. Tabii her türlü izni verdiler. Çok güzel bir şekilde bir yeri bize tahsis ettiler. İzin verdiler. Biz de Heilbronn'da bulunan bütün dernekler olarak bundan sonra artık nakit ihtiyacını karşılayabilmemiz için böyle bir tabiri caizse yardım kampanyası başlattık. Evet, Allah'a hamdolsun, evet. Allah'a hamdolsun, yardım kampanyamız gerçekten çok güzel bir şekilde yürüyor. Geçen cumartesi günü biz bunu başlattık. Allah nasip ederse önümüzdeki cumartesi gününe tekrar devam edecek inşallah. İnşallah. Aynen, önümüzdeki cumartesi gününe kadar tekrar devam edecek. Ben şöyle bir şey söylüyorum. Böylesine necip bir milletin evladı olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Aynen. Niye? Cenab-ı Allah hiçbir zaman bizim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Buradaki insanların çalışmalarına birebir yüz yüze, göz göze şahit oluyoruz. İnsan o kadar çok duygulanıyor ki herkes hiç kimse şey yapmadan, adını sen söyle, şu bu falan filan demeden herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Herkes bir şeyler getirmeye çalışıyor. Nasıl bir şekilde yardımcı olabilirim? Herkes. Aynen. Bütün insan, geleni, yani bu buradaki bütün insanların amaçları ve gayeleri nasıl olur da benim de bir damla yardımım olur şeklinde. Evet. Bütün insanlar buraya Allah'a hamdolsun yardım etmek için elinden gelen bütün gayretleri gösteriyorlar. Canla başla. Çalışıyorlar ifade ettiğiniz gibi. Dolayısıyla ben özellikle Heilbronn ve çevresinden buraya katkıda bulunan bütün vatandaşlarımıza gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Dediğim gibi cumartesi günü başlamıştık. Bugüne kadar devam ediyor. Bugüne kadar bu halkımız bizi burada yalnız bırakmadılar. Önümüzdeki cumartesi günü akşam saat 17'ye kadar inşallah yardım kampanyamız tekrar devam edecek. Ben Heilbronn ve çevresinden tekrar bizi yalnız bırakmamaları için, yardım kampanyamızı ziyaret etmeleri için vatandaşlarımızdan özellikle tekrar istirham ediyorum. Burada şpende boxlar koyduk. Yani yardım kutuları koyduk. Ve yardım kutularının yanına da Allah'a hamdolsun böyle memleketimizin güzel yiyeceklerinden insanlara ikram ediyoruz. Yani satış değil. Üzerine basarak satış söylüyorum. Satış burada para kazanma amaçlı değil. Burada ikram. Bir araya gelme, destek olma ve insanların gönlünden kopan bir şey olursa acısını bir nebze, ben de ufacık çorbada bir tuzum, katkım bulunması niyetiyle, dediğim gibi sadece Türkler değil arkadaşlar. Buraya gelen Alman dostlarımız, bütün diğer ülke vatandaşları, herkes acımıza ortak.
herkesin yüreği sızladı çünkü bu bir insanlık dramı var şu an bir ortada. O yüzden herkesin kalbine dokunduğunu hissediyorum ve herkes elinden geleni dediğim gibi meydanda belediyesine, Halbron polisine, herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizlere imkan sağladıkları için, acımıza ortak oldukları için. Evet abi, eklemek istediğiniz bir şey şimdi, varsa. Şimdi şöyle bir şey. Bizler Allah'a hamdolsun sivil toplum kuruluşları olarak gerek camilerimizde gerek diğer derneklerimizde Allah'a hamdolsun Türklere yönelik yardım kampanyaları zaten başlatmıştık. Hala daha da şu anda devam ediyor. Tabii. Ama bunun daha değişik bir özelliği var. Bunun daha değişik özelliği derken şu. Heilbronn'da yaşayan Alman kardeşlerimiz, Alman insan, yani Almanların da buraya çok büyük destekleri var. Biz dedik ki yani bu iş sadece Türklerle değil, burada evet, içerisinde yaşamış olduğumuz, 60 yıldan beri içerisinde yaşamış olduğumuz memleketin insanlarının da yardımlarını talep edelim ve o insanlar da inşallah ellerinden geldiğince yardımcı olsunlar. Burada da gerçekten çok sevindirici bir şeyle karşılaştık. Burada Alman vatandaşların da gerçekten bu kampanyaya çok büyük bir destekleri aynen, oldu. Aynen. Dolayısıyla ben yine şunu da söyleyeyim. Heilbronn ve çevresinde yaşayan Alman kardeşlerimize de, Almanlara da yine canı gönülden teşekkür ediyorum. Sonsuz gerçekten teşekkürler. Sonsuz teşekkürler. Çünkü o insanlar da Türkiye'deki kardeşlerimize yardımcı olabilmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Evet. Burada bizatihi çok büyük aynen, şeylere şahitlik ettik. Dolayısıyla yani insan olan herkese teşekkür aynen, etmek aynen, lazım. Sonuçta hepimiz kardeşiz. Hepimiz aynen. İnsan olan herkese teşekkür etmek lazım. Burada hiçbir zaman ayrım şu bu gözetmeksizin aynen, bütün insanlar böyle tabiri caizse kenetlenerek evet, Türkiye'deki 100 yılın felaketi diye adlandırılan bu felakete elimizden geldiğince ve Alman vatandaşların da yine aynı şekilde ellerinden geldiğince yardımcı olduklarına şahit olduk. Biz organize eden kardeşleriniz olarak da gerçekten iyi ki böyle bir organize yapmışız. İyi ki böyle bir çalışmayı başlatmışız. Bu da bize Allah'a hamdolsun çok güzel bir getiri kazandı. Beraberliğimizi tekrar ortaya çıkardı, gösterdi. Evet. Tekrar kardeşimize de ben bize mikrofon tuttuğu için, bize böyle bir fırsat güzel, verdiği için dediğim gibi vatan görevimiz. Kardeşimize de gerçekten teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Cümlemizden. Arkadaşlar dediğim gibi ben Kemal Can Polat, @Kemal Can Polat TV. Hepsi beraber yazılıyor. YouTube, Short, Instagram, Facebook ve TikTok adreslerinden depremle ilgili ve diğer videolarıma bakabilirsiniz. Dediğim gibi biz ülkemizin 24 saat biz gurbetçiler olarak sürekli daima hizmetindeyiz. Bu bizim vatan borcumuz, insanlık borcumuz. Orada depremde hayatını kaybedenlerin tekrar başı sağ olsun. Allah sabırlar versin. Enkaz altından da hala umutlarımız devam ediyor. Bugün 15 Şubat 2023. Umarım inşallah yine mucizevi haberler gelir, bizi sevindirir. Ülke olarak dualarımız her zaman yanınızda, desteğimiz yanınızda. Kalbimizde, gönlümüzde, vatanımızın yanındayız. Kalın sağlıcakla, ülkemize, vatanımıza selamlar, saygılar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Avrupa'da yaşayan Türkler olarak Allah'ın izniyle Türkiye'deki kardeşlerimizi kesinlikle ve kesinlikle yalnız bırakmayacağız. Kesinlikle. Her zaman onların yanında olmaya çalışacağız. Bir gün değil, bir gün değil, üç gün değil, beş gün değil. Allah'ın evet, izniyle bu işin tam neticesini elde edene kadar aynen, ben vatandaşlarımızın, daha doğrusu Türkiye'deki kardeşlerimizin yanında inşallah şöyle olmaya çalışacağız. Şöyle bir örnek vereyim abi. Herkes elinden geleni yapıyor. Dikkatimi çeken konulardan birisi, ben diğer tarafta lojistikte görev yaparken mesela oraya arkadaşlar giysiler, onlar bunlar, jeneratörler, her türlü kılık kıyafet şu bu geliyordu. Havalanda da bizzat ben tırın içinde müdahil olup gittim, teslim ettik kargoya. 2-3 kişi bayan ve erkek mesela Türk gençler böyle dedi. Abi dedi, biz dedi para yardım, biz direkt para almıyoruz. Çünkü HSN'ye atıyorum, AFAD'a, Kızılay'a, bu tip yerlere havale sistemiyle. Doğru. Biz eşyaları, şunları bunları. Adamlar dedi ki ya ben dedi bu sene tatile gidecektim. Tatil parası kenara demiştim. 300 orada 500, 700 neyse. Hani şimdiden bu sene dedi tatile gitmeyiz dedi. Vatanımız şu olsun. Bir dahaki seneler dedi. Hani böyle enteresan şeyler var. Bunu da özellikle belirtmek istedim size arkadaşlar. Evet. Sizi seviyoruz, vatanımızı seviyoruz. Tekrar teşekkür ederiz. Çok sağ olun.